Ben Dursun Çiçek. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, Umurca köyünde bir çiftçi ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldim. 1965 yılında ilkokula başladım. 1970 yılında bitirdiğim 6 yıllık zorlu bir yatılı okul eğitim ve öğreniminden sonra mezun olduğum Pamukpınar Öğretmen Okulu'nu da sınıf birincisi olarak bitirmiştim. Deniz Piyade olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de mezun olduğu Karaharp Okulu Komutanlığı'nda 4 yıl eğitim ve öğrenim gördüm. Karaharp Okulu eğitiminde birinci sınıfı bölüm birincisi olarak bitirdim ve bölük kıdemlisi oldum. Karaharp Okulu'nun 800 kişiye yakın mevcudu içinde devre üçüncüsü olarak Harbiye'den mezun oldum. 21 Ağustos 1982 tarihinde Sivas Ordu Evi'nde yaptığımız düğünde sevgili eşimle evlendim. Sevgili oğlum 16 Ağustos 1983 tarihinde İzmir'de doğdu. 1986 yılında sevgili kızım, şimdiki avukatım İrem dünyaya geldi. 1990 yılında Harp Akademisi'ni devre ikincisi olarak bitirdim. 1993 yılında katıldığım Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni de devre ikincisi olarak tamamladım. 2004 yılında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki Bilgi Destek Daire Başkanlığı'na şube müdürü olarak atandım. 2009 yılı Eylül ayına kadar devam eden bu görev döneminde 12 Haziran 2009 tarihinde bir komplo ile başlayan iftira ve saldırılar dışında çok verimli ve başarılı bir görev dönemini yaşadık. Yalancı ve iftiracıların bu yaptıklarının hesabını hukuk önünde verecekleri günleri, her zaman haklının ve masumun yanında olan yüce Türk milletiyle birlikte sabırla bekliyoruz. Bir an önce hakkın ve adaletin tecelli etmesini istiyor, bu yolda haklı mücadelemizi büyük bir kararlılıkla ve azimle sürdürüyoruz. Ben sahte balyoz davasının bir numaralı sanığı Çetin Doğan'ın eşi Nilgül Doğan. Bundan böyle her hafta salı akşamları sizlerle beraber olup bir dizi programa başlıyoruz. Bu programda herkesin bildiği gibi balyoz davasından tutuklu olan, daha doğrusu tutsak olan 324 ailenin yaşadıklarını ve hayat mücadelelerini dile getirmek üzere bir dizi söyleşi yapacağız. İlk akşam, ilk programda sevgili Dursun Çiçek Albayımızın güzel kızı, güzel avukat kızı İrem Çiçek'le konuşacağız. Dava öncesi neler yaşamışlar, dava sürecinde neler yaşamışlar ve davadan sonra bugüne kadar nasıl mücadele vermişler bu konuda. Bir sohbet şeklinde programımıza devam edeceğiz. Hoş geldin İrem'ciğim. Teşekkür ediyorum Nilgün Hanım, hoş bulduk. Öncelikle özellikle hem baban için hem diğer tutsaklar için verdiğin bu akıl almaz güzel mücadelen için seni kutluyorum, tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Aslında mücadeleyi hepimiz sizi dile getirdiniz. Hepimiz yaşıyoruz ve hepimiz veriyoruz. Haklı olduğumuz bu mücadeleyi de sonuna kadar devam ettireceğiz. Sadece babam için değil, oradaki tüm tutsaklar için bu mücadelem sonuna kadar devam edecektir. Zaten sizlerin bu güzel mücadelesi de bize güç veriyor. Bizim ayakta daha kolay durmamızı sağlıyor. Bildiğiniz gibi bu davalarda 20 seneden 13 seneye kadar çok ağır cezalar aldılar balyoz tutsakları. Şu sırada hala bu hukuk mücadelesi devam ediyor ama... Biz önce sevgili baban için anlatacaklarını bir dinleyelim. Bilmeyen, duymayan, merak eden herkese buradan güzel mesajlar verelim İrem'ciğim. Öncelikle tabii bu mücadelenin başlamasından önce bir Dursun Çiçek var ki kendini yetiştirmiş, zor şartlarda, zor olanaklarda eğitimini tamamlamış. Ve sonunda Teğmen çıkmış bir genç.
Ve subaylık dönemi süresince de çok ağır görevlerde de bulunmuş. Şırnak'ta, Cudi'de ailesinden ayrı olarak terör örgütüyle savaşmış. Ve bu kadar sıkıntılı sürecin sonunda da güzel ve keyifli bir emeklilik hayatı yaşayacakken tekrar bir mücadelenin içinde kendisini bulmuş. Ve bugün Silivri'de tutsak edilen Dursun Çiçek. Evet. Bu sürecin ilk başladığı güne değineceksek eğer, ilk başladığı tarihte henüz 12 Haziran 2009, o zaman daha irticayla mücadele yazısı adı verilen iddialara konu, sahteliği de çok sayıda deli ile ispatlanmış 4 sayfalık kağıt ile bu serüven, bu hikaye, bu roman başladı. Başladı, evet. Ne yazık ki öyle, çünkü aslında çok acemice yazılmış bir 4 sayfalık kağıt ile kişiler çok rahat tutuklandılar bu süreçte. Tabii o zaman henüz daha yeni mezun olmuştum. Hatta 19 Haziran 2009 tarihiydi benim mezuniyet törenim. Ve sevgili babam, annemle birlikte orada hazır oldular. Aslında çok sıkıntılı bir haftaydı. Ve bu sürecin başladığı tarih benim de hukuk fakültesine, hukuk hayatıma başladığım tarihle birebir Bu da bir örtüşüyor. kaderin cilvesi tabii ki. Yani Tabii. hiç aklına gelmezdi herhalde Tabii. hukuk tahsili yaparken mezun olur olmaz ilk önce babanın davasını almak, değil mi? Tabii, yani kesinlikle öyle. Bunu öngörmeniz mümkün değil. Ama sonuna kadar dediğim gibi çok hakikaten aslında her ne kadar çok karışık ve kalabalık, binlerce sayfadan, klasörden oluşan dosyalar gibi görünse de bu davalar, içeriği bir o kadar ucuz, bir o kadar komik iddialarla dolu. Ve hiçbir şey yapmanıza gerek yok iddiaların sahteliğini ortaya koymak için. Zaten olay kendi iliğinden gelişiyor. Ta ki işte HTS raporları geliyor, telefon kayıtları geliyor, banka kayıtları geliyor. Biliyorsunuz bir Erzincan iddiaları vardı. Dursun Çiçek Evet, Erzincan'a gitti dediler. isim Aynen, benzerliğinden mi? 3 tane Dursun Çiçek'i ortaya koydular. Tam bir fiyasko bu iddianın bu hale gelmiş olması ve halen daha sürdürülüyor olması. Yine aynı şekilde MİT'ten, İçişleri Bakanlığı'ndan, Genelkurmay'dan yazılar geldi. Gitmemiştir Erzincan'a hiç diye. Dolayısıyla aslında bunları biz talep etmeden zaten gerçek gün yüzüne çıkmaya mahkum ve mutlaka çıkacaktır. Aynen bunu yaşıyoruz. Fakat bir güç, karşımızda bir yapılanma. Bunu elinden geldiğince bastırmaya çalışıyor. Bunun en somut örneklerini aslında yaşıyoruz. Mesela işte Orhan Aykut çıkıp ben tanık olacağım demişti. Fakat gelip konuşmak Hiç istiyorum kale dediğinde alınmadı, evet. hiç Evet, ciddiye evet, alınmadı. evet. Yine bununla benzer olan bir son günlerde çıktı Sayın Avukat Hüseyin Ersöz'ün, meslektaşımın çıkardığı bir tanık. Diyor ki ben bir polis memuru, emniyet müdürü, artık neyse onun eşiyim. Ve konuşulanları, bu anlaşmayı, polislerin buradaki dahilini biliyorum. Gelip duruşmada anlatmak istiyorum demişti. Fakat biliyorsunuz onlar da reddedildi. Bu talepler de reddedildi. Evet. Savunmanın tanıkları hiç dinlenmedi. Savunmanın bilirkişileri hiç Hiç dinlenmedi. dinlenmedi, evet. Ve soruşturma aşamasında alınan raporlarla yetinildi. Balyoz'da yine aynı şekilde esasa ilişkin savunmalarda avukatların olmadığı bir şekilde hüküm verildi. Hüküm verildi, evet. Ve o kadar enteresan ki bu hükümler, tutuklama kararları gibi gerekçesiz basma kalıp herkes için aynı cümlelerden ibaret bir sivil memur olan Güllü Salkaya'ya bile 16 yıl 16 hapse sene. mahkum edebilecek. Bile diyorum, çünkü hani zaten durum vahim. Bir de bu gerçekleri ortaya koyduğumuzda daha vahim olduğu görülebilecektir. Evet. Dolayısıyla böyle bir sürecin içerisindeyiz. Yani bilmiyorum bunu ne kadar daha devam ettirebilecekler. Fakat işte Başbakan'ın son günlerde yaptığı açıklamaları da gördüğümüzde, Başbakan'ın bir siyasi sorumluluğu da var. Hiçbir şey teoride olmamalı, sözde olmamalı ve fiiliyatsa eyleme dökülmeli. Bizim söz konusu yargılamayı yapan hakimler ve savcılar hakkında çok sayıda SYK şikayetlerimiz bulunmakta. En azından sadece benim 28 adet şikayetim mevcut. Dolayısıyla bunlar işleme konulabilir. Çünkü siz ne kadar yasa değişikliği yaparsanız yapın, bu hakimler ve savcılar ile bir adım öteye gidilemeyecektir. Gidilemeyecek, evet, kesinlikle Evet. öyle. Ben tabii Balyoz davasını sıklıkla takip ettiğim için orada hep sanıkların gözlerinin içine bakıyordum. İşte
neler düşünüyorlar, mutlular mı bugün yoksa hüzünlüler mi diye. Bazen babanın bakışlarını yakalıyordum. Seni arıyordu kesin izleyicilerin arasında. Bir bakıyorum gözleri parlıyor, arkamı dönüyorum, sen salona giriyorsun. Bir baba kız herhalde bir başka türlü bir sevgi var, sevgi bağı var aranızda. Genelde kızlar babalarına çok düşkün olurlar. Seni görünce gözleri ışıl ışıl parlıyordu. Onu gözlemek de hoş bir şey. Herhalde bu arada bir de hukuki açıdan da babana yardımcı oluyorsun. Ama zannediyorum herhalde baban da hukuk doğru. Okuyor değil mi? Doğru. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyorsunuz. Evet, aynen öyle oldu. Zor yani, oluyor mu? Bu süreç başladığında evet. Dediğiniz gibi öncelikle şunu oturtmanız lazım kafanızda. Savunduğunuz kişi babanız, savunulmaya hiç ihtiyacı yok. Çünkü evet. Hakikaten neyi imzalayıp neyi imzalamadığını, neyi yapıp neyi yapmadığını çok iyi bilen, kendi kendine de çok iyi yetebilen eğitim seviyesine sahip bir kişi. Dolayısıyla sizin orada ama bir yandan da hukuken bir destek vermeniz lazım. Daha çok kanunlara yönelik, usule yönelik destek vermeniz lazım savunmanın ötesinde. Yani sen babandan bir adım öndesin. Tabii yani mezun ister istemez için. Ben evet, mezun olduğum evet. için ondan bir adım evet. önde başlıyorum bu sürece tabii ki. Ama aslında biz birlikte götürüyoruz savunma sürecini. Savunmanın ötesinde birlikte yaptığımız bu hakikaten dayanaklı, delilli, ortaya koyduğumuz belgelerin ötesinde ayrıca bir de baba kız ilişkimiz var orada. Babam çok kıymetli benim için. Çünkü hakikaten bana beni çok güzel yetiştirmiş ve o sevgiyi bana çok güzel vermiş ki bugün bu ilişkiyi kurabiliyoruz. Aslında bugün bu ilişkiyi kurabilmemizin sebebidir kendisi. Biz gerçekten hep bilgi alışverişini birbirine veren ve sevgiyle doyan bir aile olduk. Ve bugün bu kadar mücadeleyi verebiliyorsak, biz sadece tek başıma bir çiçek ailesi de değil. Aslında bu mücadeleyi gerçekten subay çocuklarına baktığım zaman çok net görebiliyorum. Birçoğu o kadar canla başla mücadele veriyor ve birlikteler ki ve bu bütünlük hiç bozulmuyor ki. Tabii bunda babalarımızın haklılığı, sırtımızı doğru yere dayamış olmamızın da çok evet. büyük önemi var. Evet. Bu uzun soluklu bir mücadele. Tabii hep onu ki. Söylüyorum. Tabii zaten ki. Babam da bunun bilincinde, bu haksızlığın bilincinde ve artık kamuoyu da ilk bu günkü gibi değil. Çok bilinçlendi. Tabii evet. ilk günkü gibi değil. O yüzden de şanslıyız. Yani babamın hukuk fakültesi serüveni de şöyle gelişti. Harp Akademisi'ni kazandığı, Harp Okulu'nu kazandığı dönemde aynı zamanda Teğmenken Hukuk Fakültesi'ne sınavlarına başvuruyor. Evet. Ve 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanıyor. Fakat okula gittiği için aynı zamanda her ikisini idare edemiyor. O zaman Foça'da görevli. Her ikisini idare edemiyor ve okula devam edemiyor. Babam özgürlüğünden alıkonulduğunda, tutsak olduğunda tekrar bir af çıkmıştı. Ve o zaman kaydını yeniden yaptırdık. 9 Eylül Üniversitesi'ne kaydı tamamlandı. Fakat ne acıdır ki İstanbul Üniversitesi'ne kaydını geçirmek istedik. Çünkü tutuklu olduğu için sınav zamanları tabii, kolaylık olsun diye. Gidip gelişi çok zor olacaktır. Evet. Ve ben Ankara Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yaptım. Ankara Üniversitesi'nde biliyorum tutuklu birçok kişi ile biz birlikte sınavlara girdik. Yani bunun önünü engelleyen, eğitim hakkının önünü engelleyen bir yasal hüküm yok. Evet. Fakat İstanbul Üniversitesi bizim bu başvurumuzu reddetti. Red gerekçesi olarak da ikametgahının İstanbul'da olmadığını gösterdi. Daha nerede olabilir, nasıl bir ikamet adresi olabilir? Bunu da gerekli yargı mercilerine taşıdık. Yani gerçekten o kadar çok sıkıntılarla karşılaşıyoruz ki aslında. Ve ne yazık ki yargı o kadar çok ele geçirildi ki aslında. Evet. Ve insanlar o kadar sindirildi, o kadar korkutuldu ki ama dedim ya yani bu mücadele sonunda doğru yere varacak. Doğru yere varacak evet. ve sizin gibi bilinçli evlatlarla, yakınlarla, avukatlarla varacak. Tabii bizler de biliyorsunuz sanık yakını olarak biz de kendi çapımızda sesimizi evet. duyurmaya çalışıyoruz ama tabii ki elimiz... hukuk bilgimiz az olduğu için sizin kadar güçlü değil. Ve şunu da belirtmek isterim, özür dilerim. Yani bu sanıklara baktığımız zaman, sanık değil onlar, tutsak. Tutsaklara baktığımız zaman aslında hepsi
özel seçilmiş insanlar. Yani hepsi mesela hemen hemen hepsi doğuda görev yapmış. Evet. Denizci olmasına rağmen mesela piyade olduğu için babam da bunların arasında. Ve hakikaten terörün en yoğun olduğu dönemler 95 yıllarında oradaydı. Bizden 2 yıl boyunca ayrı kaldı. Bütün tutsakların çok başarılı bir askerlik hayatı var. Gerçekten de çok başarılı askerlik hayatları. Karacıların büyük bir bölümü özellikle Güneydoğu'da PKK terörüyle savaşmış ve de belli bir başarı elde etmiş kişiler. Sonra senin baban da denizci olmasına rağmen sanıyorum yine Güneydoğu'da o da görev yaptı. Ve de her birinin hayatında kendi özel kariyerlerine ilişkin üstün başarıları var. Evet. Üstün başarılarına karşılık aldıkları madalyalar, ödüller var. Herhalde bilmiyorum siz de öyle evde çok büyük klasörlerle saklıyorsunuzdur o ödülleri. Şimdi tabii geriye dönüp baktığımız zaman, bunları da gördüğümüz zaman daha çok hüzünleniyoruz. Tabii. Biraz da babanın askerlik hayatından, başarılarından söz eder misin lütfen? Tabii ki. Büyük bir zevkle. Dediğiniz gibi ben oraya gittiğimde de gördüğüm tablo hakikaten çok değerli ve kıymetli insanlar seçilmiş. Bunu savunmalarından bir hukuki savunma yapıyorlar aslında. Yani daha önce hiç karşılaşmadıkları bir yerdeler. Hayatlarında hiçbir zaman sanık olmamışlar. Hiçbir zaman öyle bir ortamda kendilerini savunmak durumunda kalmamışlar. Çok kısa zamanda da öğrendiler savunmayı. Evet, yani yaptıkları daha ilk günden yaptıkları savunma o kadar savunma değil bir ders niteliğinde. Savunma değil bir öğretmen edası ile gerçekten ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni de anlatarak. Çünkü böyle de bir sıkıntı var. Hakimler oradaki üst yapısını mesela diyorlar ki, yani onunla ilgili bir örnek vereceğim, konuyu çok dağıtmak istemiyorum. Diyorlar ki işte irticalle mücadele planını Dursun Çiçek yazdı ve içerisinde mesela şöyle bir madde var. Elhamdülillah biz de Müslümanız ama bunlar gemiye azıya aldı diyelim diye bir madde var. Mesela bunu bir kurmay albay kağıdı alacak, bunu yazacak ve bunu bir orgenerale, Saldıray Berk orgenerale uygula diye verecek. Yani bu böyle doğrudan bir albay oraya gidecek. Sanki Dursun Çiçek Genelkurmay'da üstlerine kolaylıkla ulaşabilen ve hemen her şeyi yaptırabilen bir kişi niteliğine sokuldu. Evet, dolayısıyla onlar şunu da anlatıyorlar. Hayır, yani Türk Silahlı Kuvvetleri böyle değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri bir disiplindir. Ve bu disiplin içerisinde böyle saçmalıkların yeri yoktur da anlatıyorlar aslında. Dedem istiyor ki İmam Hatip okuluna gitsin, yanında olsun çünkü yakınında olsun. Onların zihniyeti de o. Fakat yine öğretmenin bir şekilde kişiliğini ve geleceğini etkileyecek bir kararı babama verdirterek Pamukpınar Lisesi'ne kaydını yaptırıyor. Pamukpınar'da 6 yıl yatılı kalıyor ve o dönemde de çalışıyor. Yani hafta sonları ve yine hafta içi kendi okul parasını çıkarabilmek için. Çünkü aileden gelen bir şey yok. Evet. Hatta ailesine de yardım etmesi gerekiyor. Yani bir de öyle bir sorumluluk var sırtında. Meyve satıyor, işte diğer köylere gidiyor. Oralardan bir takım işte atın üzerinde, eşeğin üzerinde satışlar yapıyorlar. İşte meyve, sebze satışlarını yapıyor. Ve o şekilde parasını kazanıyor. Daha sonra Pamukpınar'dan yine sınavlara giriyor lise bittikten sonra. Bu arada Pamukpınar'da birinci bitiriyor. Sonra sınavlara giriyor. Harp okulunu kazanıyor. Ve yine aynı zamanda üniversite sınavına da girip veterinerliği tıp fakültesini ve veterinerliği de kazanıyor. Her iki yılda girerek. Fakat ekonomik gücü olmadığı için yine onu böyle bir veterinerlik, ilk yıl veterinerlikte okutamayacakları için ailesi, o yine devlete, devletin onu okutabileceği, bir an önce para kazanabileceği harp okuluna yazılıyor. Her şey diye. Ve Pamukpınar'da Fransızca diline sahip olduğu için de Deniz Akademisi'nin Deniz Harp Okulu'nu kazanmasına rağmen piyade sınıfına geçiyor. Çünkü onun İngilizce Deniz Harp Okulu'nun dili. Piyade sınıfına geçiyor ve Kara Harp Okulu'nda okuyor. Okuyor, evet. Tabii. Denizci ama denizci önce ama, Kara, tabii, Harp Kara Harp Okulu'ndan okulunda mezun okuyor. Oluyor. Tabii. Evet. İlk Heybeliada, yani ilk İstanbul'a gittiği de önce Deniz Harp Okulu'na Heybeliada'da bir 3 haftalık 3 aylık pardon bir şeye katılıyor, eğitime katılıyor. Bu 3 aylık eğitimde ilk kez görüyor İstanbul'u. Evet. Tabii onları da anlattı bize artık yaşımız büyüyünce neler yaşadığını. Daha sonrasında Atatürk'ün mezun olduğu
Mustafa Kemal'in mezun olduğu Harbiye'ye gidiyor büyük bir heyecanla. Ve her dönem birinci olarak sınıfını bitiriyor. Harp okulunda da birinci oluyor aslında. Ancak Hakkı yeniyor harp okulunda. Denizci olduğu için ve Karacı Harp Okulu'ndan mezun olması gerektiğinin daha doğru olacağı bilinciyle babamı birinci değil devre üçüncüsü yapıyorlar. Üçüncüsü yapıyorlar çünkü Evet. önce ikiye itiraz ediyor musun sonra bire. İki değil üçe alıyorlar o yüzden. Sonra annemle tanışıyorlar ve bir evlilikleri oluyor. Daha sonrasında da annemle birlikteyken de ve hayatlarını bu zorlu süreçte de kurarken akademiye girip kurmaylık sınavını kazanıyor. Harp Akademisi'nde yine birinci bitiriyor. Birinci oluyor. Fakat yine o dönemde bir denizci amiral ilk kez Harp Akademisi'nin komutanı oluyor. Halen daha hayattadır kendisi ve babanla da karşılaştılar, görüştüler bu süreçte. Söylemiş, dursun senin hakkını yedik. Senin çok hakkını yedik ama sen hakikaten hiç şey yapmadın diye. Sürekli de hakkı hala daha yeniyor bana göre. Hakkı evet, da halen evet, daha evet, yeniyor ama evet. Babamın dedim ya böyle şeylerde hiç şey olmadı. Yani bunlar onun için küçük şeylerdi. O daha çok başarısına baktı. Daha çok önüne ve hedefine bakmıştır. Yani gördüğüm hayat bu Evet. bana gösterdi. Ben bir de şeyi merak ediyorum İremciğim. Babanın başına böyle bir olay geldiği zaman benim gözlediğim kadarıyla tabii ki yani basından, medyadan gözlediğim kadarıyla çok yalnız bırakıldı Dursun Çiçek. Evet. Yani çalıştığı birimlerde Genelkurmay'da mı çalışmıştı o dönemde? Genelkurmay'daydı son. Yani Evet, evet. Genelkurmay'daydı. Hiç kendisine sahip çıkılmadı. Yani ben hep bekledim ki birileri, görevde olan birileri çıkıp da desin ki hayır, Dursun Çiçek orada bir albay, albay rütbesinde bir subay. Bunu tek başına yapamaz. Yaptıysa, yapıldıysa bir şeyler beraber yapmışız ya da yapmamışız desinler Evet. diye çok bekledim. Fakat hiçbir ses çıkmadı. İnan belki baban kırgındır o dönemde çalıştığı birimler ama ben çok kırılmıştım o zaman. Yani Evet. baban adına çok kırılmıştım. Herhalde Şimdi değil mi? Böyle bir şey de yaşadınız. yani o süreçte ben babam tabii iki kez tutuklandı. Tutuklandı, tahliye oldu, görevinin başına geçti. Sonra tekrar tutuklandı, tekrar tahliye oldu. Ve bunlar esasa ilişkin gerekçelerle. İki kez tahliye, aynı delillerle yani şu an yine Evet, tutuklandığı ve var olan işte diyorlar ya üç tane ayarlama kurum raporu soruşturma aşamasında alınan. Ondan sonra zaten Dursun Çiçek aleyhine gelen hiçbir delil yok delil dosyaya. yok, Tam evet. tersi yüzlerce lehe gelen dosya delil var. Fakat ona rağmen Siz de öyle oldunuz mu bilmiyorum. Tahliyeleri aldıktan sonra bir daha sanki tutuklama olmazmış tabii. gibi geliyor Tabii. insana. Sonra ikinci bir şok Ama yaşıyorsunuz. aslında bunu hala yaşıyoruz. Evet. Yani ben o yüzden demek ki diyorum karşı tarafın kini ve nefreti bitmedi, bitmiyor. Bitmedi, bitmedi. Evet, Bu maalesef. bir şeye döndü artık. Hırs ve bir çünkü hukuktan çıktı. Evet, Hukuki bir evet, yargılama olduğunu evet. hiç kimse Bir iddia edemez. misilleme gibi Tabii geliyor tabii bana yani bir en öc son. alma. Evet, Güç evet, bizde. evet. Şimdi de biz var olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tasfiye edeceğiz'in projesidir bu. Ve bu projede şunu en başta inanmak istiyorsunuz. Yani mesela soruşturma aşamasına girdiğinizde diyorsunuz ki sorgu yapan savcıların ismi zaten o dönemde medyada tutuklamalarıyla ünlü olarak kamuoyuna yansımış durumda. Evet. Sorguya girdiğinizde o tarafsız olmama durumunu zaten görüyorsunuz. Canlı canlı görüyorsunuz. Dolayısıyla diyorsunuz ki olsun diyorsunuz savcılıktan çıkarız. Nasıl olsa hakimler vardır. Türkiye'de bu ülkede hakim var Hakim var diyorsunuz. diyorsunuz, evet. Ve orada bunları açıklayıp doğruların ortaya çıkacağı bilinciyle hareket ediyorsunuz. Fakat orada bir bakıyorsunuz ki işte bu iki kez tahliye edilmenize rağmen sizi tahliye edenler tenzili rütbe ile başka yerlere alınıp sizi tutuklayanlar bir mükafat gibi Yargıtay'a ve önemli yerlere atanınca aslında durumun gerçekten işler acısı olduğunu görüyorsunuz. Tabii. Ve o kadar yanlışlıklar var ki mesela bu süreçte. Bu süreçte bu iftiraları atanlar koruma altında. Örneğin bir örnek vereceğim size bununla ilgili olarak. Bizim soruşturma aşamasında da kovuşturma aşamasında bir talebimiz oldu. Dedik ki şimdi ihbar mektubunu gönderen kişi ne diyor?
Ben Dursun Çiçek'in odasına girdim. 12 Haziran'da Dostanam'da klasörden onu aldım. Ondan sonra bunu 4 ay elinde tutmuş. Bu kadar kamuoyu bunu tartışırken. 4 ay sonra bir anda aklına adi bir posta ile Çukurambar Postanesi'nden sadece Zeki'ye ağza gönderme fikri gelmiş. Senaryoyu böyle yazıyor. Tabii bakıyorsunuz üzerinde Dursun Çiçek'in parmak avucu çıkmıyor. O odasından buldum dediği. Bir ara herhalde parmak izini de aldırmak için, alabilmek için. Çok uğraştık. Evrakı, hayır, Dursun Çiçek'e... Ha, savcılık sorgusunda tabii. Evet, babam uzattılar herhalde. Tabii. Evet, evet. Ondan öyle sonra, bir oyuna gelmedi tabii, Dursun Bey. Biz irticayla mücadele yazısının orijinalini görmek istiyoruz dedik mahkeme aşamasında. Hiç gösterilmedi bize. Fakat savcılık sorgusunda babam ilk kez gittiğinde bunu istemişti. Bir göreyim nedir bu diye. Hemen uzatıldı eline. Fakat babam akıllı bir insandır dedim ya. Yani evet, başarılı evet. Bir kurmay subaydır. Şimdi eldiveni tabii hem akıl hem de yani oynak zeka. O arada o heyecanla onu akıl edemeyebilirdi de. Yani ama temkinli olmanız gerekiyor. Evet, ne yazık ki çünkü güveneceğiniz kimse yok. Evet, dolayısıyla temkinli olmanız gerekiyor her hareketinizde. Evet. Yani biz o kadar alçakça şeyler yaşıyoruz ki aslında. Subayların çocuklarının videoları, görüntüleri, ailenin olayları o kadar bel altı, o kadar çirkin bir dönemdeyiz ki. Evet. Bu siyasetin içinde de böyle, bu davaların içinde de böyle buradaki yargı mensuplarının tahliye eden Köksal Şengül, mahkeme başkanımızın nasıl gönderildiğini hepimiz izledik. Evet. Yani resmen çirkin iddialar ile hakim hakkında bir sürü haberler yapıldı. Yani seviye düştü. Seviye evet, çok düştü. Evet, evet. Ve dolayısıyla her davranışınıza hareket dikkat etmek zorundasınız bu süre içerisinde. Biz dedik ki o dönemde iddialar böyle. İşte belgelendiği yerden aldım. Klasörün içinden aldım o 4 sayfayı diyor ama üzerinde delgeç ve zımba izli olmadığına dair jandarma kriminal raporu da geldi. Fakat iddialar böyleydi. Dedik ki hemen Çukurambar Postanesi'nin kamera kayıtları istensin. Savcı Zekeriya Özden bunu istedik o gün daha yeni. Haberlerde duyar duymaz. Fakat Savcı Zekeriya hiç bunları istemedi. Sonra yargılamaya geçtik yine aynı talepte bulunduk. O arada askeri savcılıktan da istedik bunu. Askeri savcılık da bir ay sonra, talebimizden bir ay sonra bunu istedi. Kamera kayıtlarını istedi. Çünkü Çukurambar'da iki tane kamera var ve girer girmez görüyorsunuz ki sizi çekiyor. Yani bir insanın oraya elini kolunu sallaya sallaya girmesi mümkün değil. Biz bunların hepsinin senaryo olduğunu düşünüyoruz bu yüzden. Çünkü senaryo olmasaydı bu iftiraları atan kim? Yani ismi, şahsı, adı, sanı belli olmayan biri. Önce bir onu getir bakalım doğru mu söylüyor? Hani tanık olarak gelecekti çağrıldığı zaman o zaman medya öyle kandırılmadı tabii mı? Canım, tabii, hani tabii. Nerede? Hala 3 yıl geçti ortada evet, yok biz hala aynı yerimizdeyiz. Evet. İstedik fakat daha sonra genel PTT'den gelen cevap postaneden. Diyor ki 30-10-2009 yılın tarihinden sonraki kayıtlar mevcut. Bunun postaneye atıldığı tarih 30.09.2009. Yani bir aylık süreyle kamera kayıtları üzerine yok, çekim yapıldı, yok. Silindi deniyor. Evet. Yani bu ve bunun gibi komploları biz yaşadık. Yaşadık, evet. Ve bu süreçte görüyoruz ki, tabii benim üzerinde durduğum nokta şu ve aslında Genelkurmay'ın o dönem yapması gereken şu idi. Bu iftiraları atanlar sonuçta gizli, kim olduğu belli olmayan ihbar mektupları ile bir sürü kişi hakkında İmzasız, bir sürü iddia da bulunuyor. Evet, evet. Bu iddialar ve diyor ki ben bilgi destek dersinde görev yapıyordum diyor. Ben o gün geldim oraya diyor işte bu belgeyi aldım diyor bir senaryo yazıyor. Genelkurmay ne yapabilirdi ya da Genelkurmay askeri savcılığı ne yapabilirdi? Çünkü savcılıkta da bir soruşturma açılmıştı. Ve onu da şimdi değineceğim. Ne yapabilirdi? Bakardı kamera kayıtlarına. İşte Genelkurmay bilgi destek giriş çıkış kayıtlarına tüm delilleri ortaya koyardı. Derdi ki böyle bir şey yok. Bu bir sanal hikaye. Evet. Ve sonra bu iftiraları atanları bulurlardı. Çünkü biz o gün dedik ki daha babam ilk bu 12 Haziran'daki haber çıktığında gidip ikinci başkana dedi ki komutanım ben böyle bir şey yapmadım. Zaten komutanların babama karşı yaptıklarına dair bir düşüncesi yok. Yani şu an var olan işte hiçbiri kendileriyle de görüşüyoruz böyle konuşuyoruz. Hiçbir şey böyle bir ihtimal vermiyor. Evet, çünkü evet. Dursun şey tanıyorlar. Yani neyi yapıp ne yapamayacağını da biliyorlar. Tanımayanlar da başkalarından duyuyordur en azından yani sordukları zaman. Tabii. Fakat o dönemde şunu söylemişti. Bu Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı bir operasyon. Ben böyle bir şey yapmadım. Çünkü o zaman çıkan haberler de emir aldı yaptı. İşte İlker Başbuğ vardı, Hasan Asız vardı, emir aldı yaptı.
Dedi ki ben böyle bir şey yapmadım, böyle bir şey imzalamadım, soruşturma da açılsın ve gerçekler ortaya çıkarılsın. Ama bu tam olarak ciddiye alınmadı ki. Evet. Ya da ne oldu, perde arkasında ne konuşuldu bilmiyorum. Bugün Sayın İlker Başbuğ'un tutuklanmasına kadar gelinen bir süreç yaşadık. Ve hala da yaşamaya devam ediyoruz. Evet. Başta sıkı tutulmayan bir durum var. Donanma komutanlığından bulunan evraklar diyorlar. Donanma komutanlığına o evrakları kim koydu? Bu bulunamıyorsa çok büyük bir problem var. Ya bu kurum içinde de problem, yani gerçekten bu kurum içinde de buna destek veren elemanlar var. Var, evet. O kesin. Ve onlar zaten ortaya evet. Çıkarılmıyor. Ama zannetmesinler ki zannetmiyorlar da. Bakın bugün bir kurmay albay çok çabuk yetişmiyor. Bir pilot çok çabuk yetişmiyor ki amiral ve üst seviyesini de saymıyorum. Fakat ne oldu? 120 tane pilot istifa etti. İstifa etti. Bir Nusret Güner Paşa istifa etti. Dolayısıyla bu istifalar halen daha bu operasyonun devam ettiğinin göstergesi. Evet, evet. Ve bunlar ortaya çıkarılmadan bu kurum bu ağırlığın altında kalamayacak. Yani ordu kendini çok uzun seneler, yani bugün dönüş olsa, normal bir duruma dönülse, bir 25-30 sene kendini zor toparlar diye aynen düşünüyorum. Aynen öyle, çünkü 25-30 evet, sene evet, geriye evet, gitti. Evet. Yani kimse şunu söylemesin, bu kadar amiral tutuklanıyor, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nda orgeneral olabilecek, yani kor olup da ora geçebilecek kişi yok. Ama her şey pürpak. Evet. Buna hiç kimse inanmaz. Yani eğer böyleyse zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yarısı tasfiye olsun. Fazlaymış yani, demek ki yani. Evet, bu yarı evet. Personel fazlaymış demek ki. Evet, yani evet. Gerçekten her şey böyle çok normalmiş gibi gösterilse de aslında öyle olmadığı, öyle olmayacağı çok açık. Çünkü çok ağır bir iftira furyası içerisindeyiz. Evet, evet. Ve bugün bu bana, çünkü işte aynı bunun örneğini yaşıyoruz. O gün o Mehmet Ali Çelebi'ydi. O gün evet. O Dursun Çiçek'e idi. Bugün döndü başka kişilere geldi. Evet. Yarın da kime gideceği belli değil. Evet, evet. Ben şimdi ara ara kızımla telefonlaşırken, dertleşirken bir ara kızıma dedim ki, Pınar'cığım, biliyor musun, eğer babanın gerçekten bir suçu olsaydı ve yani 2,5 seneye yakındır cezaevinde bu sıkıntıları çekseydi bu kadar üzülmeyecektim dedim. Kesinlikle öyle. Ama kızım bana o kadar güzel bir cevap verdi ki, anne dedi, bir de tersini düşün. Ya babam gerçekten suçlu olup da cezaevinde olsaydı daha mı çok hoşuna giderdi dedi. En azından onların suçsuz olduğunu bildiğimiz için doğru yerdeyiz, haklı yerdeyiz. Onun gururunu taşıyoruz ve başımızı hiçbir zaman Evet. Önümüze eğmedik Evet. babamızın yaptıklarıyla dedi. Bu çok önemli. Evet. Yani herhalde sen de aynı şeyi düşünüyorsun değil kesinlikle mi? Kesinlikle yani öyle. Onların haklı olması, onların suçsuz olması bize bir moral kaynağı, bir destek, moral desteği. Yani evet. Başka türlü, çünkü bu bunca çekilen sıkıntıya hem katlanılamaz. Katlanılamaz. Çünkü çok zor şunu katlanılır. Düşünüyorsunuz. Biliyorsunuz ki bu kadar ağır iftiralar bir yerde bir şekilde bir gün çözülür. Ya Evet. O tezgahın içerisindeki bir polis bir gün çözülür. Ya işte bir tane örneğini gördük, işte Orhan Aykut çözüldü, evet, anlattı. Evet, evet. Tabii bunlar ciddiye alınmıyor şu an ama yani her şey tarihe not düşülüyor. Hepsi kamera kayıtları ile biliyorsunuz duruşma salonuna 360 derece dönen kameralar, bizim üzerimize evet. Mikrofonlar yerleştirildi. Hepsi bunların hepsi de tarihe dikkat edilsin ki yok olmasınlar. Yani hepsi Evet, saklansın. evet, evet. Çünkü bunların hepsi bir delil. Delil, ve bir evet. Tarih. Tarih yazacak. Orada yaşananlar evet, bir gün tabii mutlaka ki. Tabii. Biz nasıl şimdi geçmişi gün yüzüne çıkartıp yapılan haksızlıkları dile getirebiliyorsak, idamların ne kadar yanlış olduğunu dile getirebiliyorsak, ne kadar insanlık dışı olduğunu dile getirebiliyorsak, aynı şeyler ve o günkü hakimler üzerinde konuşmalar yapabiliyorsak, aynı şeyler bir sonraki kuşaklar için de geçerli olacaktır. Evet. Dolayısıyla bu süreç dediğimiz gibi, yani güçlüyüz çünkü dik ve başımız her zaman aynı cesaretle yolumuza devam edeceğiz. Haklı olmanın verdiği çünkü bir güç var. Evet, haklıyız. Sırtımızı iyi yere yasladık, hep onu söylüyoruz. Doğru kişiler ve doğru babalara sahibiz.
Herkes bana şey diyor, yani bu 4 sayfalık yazı gerçek dahi olsa İran çıkıp da bunu gerçek diye adlandırmayacak ya. Siz zaten avukatı. Peki şöyle düşünün. Ben bu dava başladığında henüz yeni mezun olmuştum. Babam ilk tutuklandığında daha stajyer avukattım. Ve bu davalara girdiğimde de daha henüz stajyer avukattım. İlk programa çıktığımda, ilk canlı yayına çıktığımda da yine henüz stajyer avukattım. Ben bunu bu şekilde savunabilir miyim? Yani 23 yaşındasınız. Ve çıkıp Türk kamuoyuna bir şeyler anlatıyorsunuz. Evet. Ve bunu delillendirerek anlatıyorsunuz. Evet. Haklı olmadığınız bir dosyada bunu yapamazsınız. Yapamazsınız Yani tabii ki. ve bu kadar istikrarlı bir şekilde devam Bunu edemezsiniz yapmak yolunuza. için de çok deneyimli, uzun seneler bu meslekte yol Evet. almış bir avukat olmak gerekiyor tabii ki. Yani Evet. çünkü o da bir sanat, avukatlıkta yani yapılan bir sanat bana göre. Aslında biz istiyoruz ki orada gerçekten avukatlık yapalım. Fakat Evet. orası çok olağanüstü bir mahkeme. Evet. Yani öyle bir hale geldik ki biz avukatların sanıkları ile görüşmelerine biliyorsunuz bir marangoz Evet. usulüyle sıraları birleştirerek yanlarına gitmelerine engel oldular. Avukatlar sanıklara mesela orada davalar sabah 9'da başlıyor, akşam 5'e kadar devam ediyor. Gün içerisinde bir sürü saçma sapan tanıklar geliyor. Yok gizli tanık X, yok gizli tanık zaten O PKK. şeyde Ergenekon davasında değil mi? Tabii Yani tabii. evet. Tabii. PKK Çünkü sanık. Balyoz'da gizli sanık hiç olmadı. Evet, PKK tanık, TSK sanık da bu yüzden diyoruz. Yani öyle gizli tanıklarla karşılaştık ki biz bu süre içerisinde. Bir işte tarihi eser, rüşvet, kaçakçılık suçlarına karışmış. Cinsel istismar sebebiyle hüküm Suçuyla, giymiş. İnsanların evet. tanık olduğunu gördük biz bu davada. Demem şu ki, konuyu dağıtmak istemiyorum. Biz bu durumda mesela bir tanık dinleniyor ve müvekkilime dönüp şu soruyu sor, şu soruyu sorma diyemez miyim? Normal bir yargılamada Tabii diyebilirim. ki, tabii Ve ki. bununla ilgili olarak konuşamaz mıyım? Hadi konuşmamı engellediniz. Yani bu Fakat dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir tabii bu uygulama olağanüstü herhalde. bir Evet, mahkeme evet, zaten. evet, Zaten evet. bu yüzden kaldırılmış bir mahkeme. Evet, evet. Biliyorsunuz bu mahkemelerin özel yetkili mahkemeler kaldırıldı. İstisnaen yani şu an yargılamalarına devam ediyorlar. Evet. Ve kaldırılma sebepleri de çağdaş bir yargılama yapmadıkları. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sonucunda Türkiye Devleti'nin çok sayıda tazminat ödemesine sebep Sebep, oldukları gerekçeleri. evet. Ve bu mahkemede bizim evrak alışverişimiz de yasaklandı. Artık evrakları mübaşir okuyor. Yani öyle bir noktaya geldik ki bir avukatın verdiği evrak mübaşir okuyor. Belki ben orada gizli bir şey yazacağım. Yani onu Evet. geçin. Dedim ya mikrofonlar sarkıtıldı. Avukatların kendi arasında söylediği sözler. Duruşma araları dahi kayıtta. Biliyorsunuz Sayın İstanbul Barosu Başkanımız Ümit Koca Sakal, Ümit Hoca'nın duruşma arasındaki kayıtları sebebiyle hakkında dava açıldı. Yani duruşma arasındaki durumumuz bile görüntü Görüntü altında. altında ki Yani kapatıyoruz korkunç. aralarda diye kameraları, Tabii. bir de öyle ilan etti şey hakim. Bir de enteresan, yine ben Ergenekon duruşmalarını izlediğim bir gün, zannediyorum Hilmi Özkök'ün tanık olarak dinleneceği gündü. Sayın Fatih İlmioğlu Hoca kendisine bir soru sormak istedi. Önce bir beni tanıyor musunuz dedi. Hiç yüzüne bile bakmadan Hilmi Özkök, hayır tanımıyorum dedi. Daha sonra nasıl tanımazsınız işte, siz Malatya'ya geldiğiniz zaman şu şu toplantılarda, şu resepsiyonlarda birlikteydik, yan yana masalarda oturduk filan diye kendini ifade etmeye çalışırken, hakim oradan hemen müdahale Müdahale etti etti. ve dedi ki sorularınızı ve de söyleyeceklerinizi yazılı olarak verin dedi. Yani bu bir tanık çapraz sorgusunda herhalde olmayacak bir Evet. şey. Bu bir Yani tanık. herkesin, evet, herkesin duyması, dinlemesi gereken bir Tabii. konuyken, Bu bir tanık evet. dinlemesi değil. Bu Evet, yapılanlar evet. zaten savunmanın hiçbir tanığı dinlenmediği gibi. İddia makamının tanıkları ve mahkemenin getirdiği tanıklar tanık olarak gelmiyorlar oraya. Oraya biz ne söylese de, çünkü Ergenekon diye bir şey oluşturamadıkları için, Evet, böyle bir evet, delil de evet, olmadığı için, evet. biz bu kişiler, bu gizli tanıklar, işte adı sanı belli olmayan bir sürü suça karışmış kişiler bir şeyler söylesinler de bir suç yaratalım Suç haline yaratalım diye döndü. bakıyorlar, Çünkü evet. bir sanık, bir avukat tanığa soru soramayacaksa,
Ve yazılı olarak verdikleri soruların da mesela 10 tane soru soruyor, 2 tanesi soruluyor. Hepsi de sorulmuyor. Evet. Bunu neye göre takdir ediyorsunuz? Nasıl takdir ediyorsunuz? Evet, evet. Yani bir sanık soru soramayacaksa o tanığın oraya gelmesinin amacı anlamı, ne olabilir anlamı başka? Anlamı nedir? Evet. Yani evet. Yine bir örnek vereceğim. Öyle bir şeyle karşılaşıyoruz ki bu yargılamada biliyorsunuz. Bu özel seçilmiş kişiler aslında çok önceden hedefe konmuşlar. Bunun evet. çok somut örneğini göstereceğim size. Bununla ilgili soru önergesi de verildi mecliste. 9-3-2009 tarihinde daha henüz Dursun Çiçek hakkında hiçbir soruşturma yok. Çünkü bunu Sadi Zekeriya Öz biz soruşturmayı 14 Haziran 2009'da İrtica ile Mücadele Yasası iddiaya konu olarak Serdar Öztürk'ün, avukat Serdar Öztürk'ün bürosunda bulunduğu anda başlattık diyor. Fakat 9-3-2009'da Dursun Çiçek hakkında bir dinleme kararı vermişler. Daha henüz hakkında hiçbir soruşturma yok, hiçbir iddia yok. Adı sanığı hiçbir yerde geçmiyor. Fakat Dursun Çiçek hakkında bir dinleme kararı veriyorlar. Bu Dursun Çiçek, evet. Başka Dursun Çiçek çıktı da yanlışlıkla başkasını dinlemişler. O farklı da bir inşaat işçisini dinlemişler. O da basına yansıdı. Fakat emniyet diyor ki biz o Dursun Çiçek diye dinledik diyor ama cevaben. Yani Albay Dursun Çiçek diye dinledik diyor bir de bunu açık açık. 9-3'te böyle bir karar evet. veriyor. Yine 6 ay öncesinden yani Dursun Çiçek dinleniyor telefonları. Bir de aynı şekilde 25-3'te bir karar daha alınıyor. Bu da büyük bir ihtimalle teknik takip kararı. Yani fiziki televizyon. Takip kararı. Evet. Fakat biz bu kararı istedik halen daha mahkemeye gelmedi. Bu 9-3 geldi. Yani bu bir fiyaskodur çünkü. Evet. Ve dönüp o Dursun Çiçek'e de demiyorlar. Biz sizi yanlışlıkla dinlemişiz diye. Evet. 6 ay boyunca dinliyorlar adamı. Şimdi uluslararası şeyde de hukukta da bu mahkemelerin adı etkisiz mahkemeler. Yani hiçbir etkisi olmayan mahkemeler ve dediler ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerine başvururken bu mahkemelerin özellikle aldıkları kararların geçersiz olduğunu özellikle vurgulayın ve etkisiz mahkemeler olduklarını söyleyin dediler. Bilmiyorum bu konuda sen ne düşünüyorsun? Şimdi artık programımızın sonuna doğru yaklaştık. İrem'cim biraz da şeyden konuşalım diyorum. Balyoz davasında Dursun Çiçek 16 yıl ceza aldı. Evet. Ondan sonra daha henüz kesinleşmedi kararlar ama ilk karar öyle çıktı. Ama zaten tutukluluk cezaya dönüştü. Evet, evet. Bu kadar büyük bir ceza hükmünü bekliyor muydunuz? Şimdi ailece nasıl karşıladınız? Yani Dursun Çiçek nasıl karşıladı? Sizler nasıl tepkiler gösterdiniz? Bir de biraz da duygusal yanını alalım. Tabii. Programı şimdi, bitirmeden önce. Bu hüküm açıklandığı gün babam en arkaya geçti. Biliyorsunuz sanık kürsüsünün olduğu bölüm oldukça geniş ve büyük ve çok kalabalıklar. Aslında o sahneyi Türkiye'deki her vatandaşın görmesi lazım. Evet. Yani bir kurumun nasıl rehnedildiğini evet. her vatandaşın görmesi lazım. Çünkü evet. içler acısı bir tablo o. Evet. Babam en sona geçti. Ben de hemen onun yan tarafında avukat kürsüsünde bulunuyorum. Arkasında da Deniz ve annem var. Biz bir orada yakınlaştık yani bir bütün olduk aslında. Her ne kadar hepimiz farklı yerlere konsak da hepimiz bir üçgen oluşturduk. Yakın bir üçgen oluşturduk. Bu mahkemenin avukatların esas ilişki savunmalarını almadan ve bizim ısrarlı bilirkişi raporu alınsın, Hilmi Özkök, Aytaç Yalman dinlensin, sanıkların aynı şekilde bu taleplerine hiç karşılamadan evet. hükme doğru hızlıca gitmesi zaten var olan sonucun gerçekleşebileceği yönünde bize bir öngörü sağlıyordu. Evet. Çünkü bunun aksini beklemek zaten olağan dışı bu mahkemeden. Evet. Normal bir yargılama yapmadığı için. Ama yine de herhalde bu kadar çok ağır cezalar beklenmiyordu diye düşünüyorum. Ben yani, Ergenekon'da da bundan farklı 20 seneden başlıyor değilim. Efendim? Yani evet. bunlar dedim ya bu bir pazarlık davası bu. Bir Hı-hı. pazarlık davası. Dolayısıyla ne kadar üstten tutarsanız o kadar iyi bence. Peki kararı duyduğunuz çünkü önce Tabii. şey müebbet diye başladılar Tabii. ki 20 senelere 16 senelere razı olalım Hı-hı. ya da şükredelim falan diye düşündüler Hı-hı. herhalde. Müebbetle bir açtılar değil mi Tabii. şeyi? Önce yapı. Müebbetle evet. Torbayı açıp aynen ondan dediğiniz sonra gibi
Sonra işte şu evet. sebepten dolayı indirim, bu sebepten dolayı indirim. Hatta evet. öyle kötü bir tablo oldu ki savunma yapmayanlara indirim sebebi uygulanmadı mesela. Savunma yapmadı diye. Yani evet. böyle bir takım savunma yapanlara da bunlar savunma yaptı dolayısıyla indirim sebebi uyguluyoruz dediler. Biz o hüküm açıklandığı sırada babama tabii odaklanmış durumdaydık. Hepimiz. Çünkü ben öbür tarafı hiç şey yapmıyordum yani önemsemiyordum. Orada evet. okunanlar ne okundu benim için hiç önemi yoktu o aşamada. Babamı nasıl psikolojik olarak şey yapabiliriz yani güçlü tutabiliriz. Ben o kadar şanslı hissediyorum kendimi hakikaten çok güçlü irade sahibi bir babaya sahibim. Yani en kötü şartlarını o hayatım boyunca bize yaşatmadı aslında. Yani Şırnak'ta annem aradığı zaman da işte biz iyiyiz burada diye arıyordu. Halbuki öğreniyoruz ateşi ki altındalardı. İşte hatta tabii bir askeri bir eri programa katılmıştı. Balçak Pamir'in programına. Orada taburumuzun biz Cüzdan'a çıkıyoruz. Taburumuzun önüne Dursun Çiçek geçti. Ayaklarıyla açtı yolumuzu. Operasyona gittik günlerce diye. Fakat bize yansıtmıyordu. O gün de hepimiz ona döndük. Onun da bize dönmesini sağladık. Dedik ya bıraksın arka tarafı bize doğru dönsün. Ve o şey kuralım. Çünkü amaçları o zaten. Amaçları Fatih İlmihoğlu, Ergin Saygun, içeride vefat eden komutanımız. Evet. Yani bunların hepsi aslında ayaklarıyla girdiler ve yılgınlıkla sağlıklarını kaybettiler. Evet, evet. Dolayısıyla biz bunu herkesin kaldıracağı, tabii herkesin kaldırabileceği bir şey değil. Evet. Biz evet. o yüzden elimizden geldiğince bu olumsuz durumlardan bizi bertaraf etmek istiyoruz. Yani içinde bulunduğumuz duruma en iyi şekilde nasıl psikolojimizi koruruzun peşindeyiz. Dolayısıyla o anda babamla bakıştık. Karar okunduğunda babam gayet böyle yani verilen karara güldü açıkçası. Yani çünkü gülünecek bir karar gerçekten. Balyoz davasında da bir liste içerisinde adı, dijital bir veri içerisinde adı yazdığı için 16 yıl mahkum ediliyorsunuz hükme. Ve bu dijital verinin sahte olduğu 35 ayrı bilirkişi raporuyla da tanık sabit hale gelmesine kanıtlanmış, rağmen. Kanıtlanmış, evet. Dolayısıyla evet. yani bu yargılama olmadığı için bu yargılamanın da sizi minimum seviyede tabii ki çok yıpratıyor. Tabii ki çok zor bir süre yaşıyoruz. Ama bunu minimum seviyede nasıl tutarızın peşindeyiz. Çünkü bunu bir gün biteceğine eminiz. Evet. Ama bu konuda da yani oradaki tutsaklar kadar yakınları da çok mücadele verdi. Dik evet. durma, sabretme, işte bu zorluklara katlanma gibi. Biz ayrıydık ama birlikteydik. Gibi. Evet. Birlikteydik. Evet. Ayrıydık ama evet. çok yakın bir üçgen oluşturduk birbirimize. Evet. Ve gözlerimizin içine baka baka okudular ya hani babalık ve evet. kocalık vasfından meynine. Evet. Bunu peki, istedikleri kadar. Peki o neydi? Yani o normal bir prosedür diye sonra açıklandı. Yani yasalarda olan geçen bir şey ifadedir. Kasıtlı söylenmemiştir diye ama ben kasıtlı olduğuna inanıyorum. Ben de kasıtlı olduğuna inanıyorum. Çünkü normal olan evet. bu hükmün maddesine atıf yapmak. Evet. Açık açık okunmaz diğer mahkemelerde. Yani evet. diğer yargılamalarda biz evet. bunu böyle açık incitmek açık için yaptılar ve değil kez, mi? Evet. Bence 3 kez incitmek için ama incitemezler. Yani öyle bir sıkıntı var işte. Bu evet. o kadar basit evet. değil. Onlar 1000 evet. kez babalık vasfından meyline dese biz 1000 kez hatta 10.000 kez canım babamız, canım babam derim. Dolayısıyla dersiniz, bu o kadar ki. Kolay tabii. değil. Bunu sağlamayacakları çok açık. Tabii. Ve bu süreçte bu yıpratmalara en iyi şekilde, en mücadeleci ruh ile, haklı olduğumuz bilinciyle biz kafamızı yastığımıza koyduğumuz zaman içimiz acıyor. Çünkü evet, babamız yanımızda yok. Ama aynı zamanda da ruhumuz oldukça özgür ve ruhumuz oldukça temiz. Bunu evet. sağlayanlar, bugünlere bu süreci getirenler ve bu haksız kararları verenler düşünsün. Onların düşünsün. Aileleri evet, düşünsün evet. bu yapılan vicdansızlığı. Evet. Ve onların canı acıyacaktır mutlaka. Belki kendilerini değil ama çocukları en azından bu yaşananları tarihte okuyacaklardır. Babalarını sorgulayacaklar mutlaka. Tabii ki. Çetin de bu karar öncesi vereceğiniz karar hakkınızda hayırlı olsun demişti. Bayağı da bir gazetelerde biliyorsunuz polemik evet, konusu olmuştu. Vicdanları tabii, kapıya bırakarak girmemek lazım mahkeme evet, salonlarına. Evet, evet. Hakim dediğiniz adaleti sağlayacak
Tabii ki, merciidir. Tabii ki. Başından adaletin beri hep onu olmadığı bir zaten. Yerde evet. Sadece mücadele verebilirsiniz. Evet, başından beri hep onu bekledik ama dediğim gibi ben bu konuda bir de kitap yazdım biliyorsun İremciğim, adını siz koyun diye ve ben hala daha bu yaşadıklarımızın adını koyabilmiş değilim. Değilsiniz. Bana hatta ikinci kitabı yaz diyorlar. İkinci kitabın adı ne olacak diyorum. Hala daha adını koyabilmiş değilim. Aynı şekilde ben de yazdım. Evet, Kışladan evet, Hastala diye. Sen de yazdın. Çünkü evet. Kışladan sen daha Hastala, önce yazdın, evet, benden daha önce, önce. Bir ilk süreci Kışladan Hastala alındı Türk askerleri çünkü. Evet. Şimdi ikinci kitaba başlıyoruz. Başlıyor musun? Evet. Ben de mi başlasam acaba? Başlıyoruz. Peki ben ikinci kitabı yazacak olsam sence adı ne olmalı? Ya da bu yaşadığımız şeylerin adı ne sence? Vicdanınız rahat mı olabilir mesela? Vicdanınız rahat mı? Ya da vicdanınız eminiz rahat değil evet, olabilir mesela. Evet. Sevgili izleyenler, aslında bu 45 dakikalık süre bize yetmedi. Evet. Daha günlerce konuşabilirdik İrem'le sevgili babası Dursun Çiçeği ve yaşadıklarımızı. Ancak ilerideki programlarda tekrar yine bir arada olmayı ben umuyorum. Başka konukları da alacağım. Size de başarılar önümüzdeki diliyorum. Haftalar. Bu benim ilk programımdı. Son derece amatör ve acemi bir şeydeyim, konumdayım şu sırada. Ama sen o kadar güzel anlattın, o kadar güzel duygularını dile getirdin ki bana bu acemiliğimi hissettirmedin. Ayrıca teşekkür ediyorum. Bu mücadelemiz hep devam edeceği için biz biriz, bütünüz. Evet. Dolayısıyla evet. Beraber hepimiz, el ele, gönül gönüle sonuna kadar oradaki bütün tutsaklar, en son tutsak çıkıncaya kadar yalnızca Balyoz davasında kesinlikle değil, Ergenekon davasında ve benzeri davalarda da biz haklı mücadeleyi birlikte severek devam kesinlikle edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.